Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü bu videomuzda Alice Online'da İblis Bilimci karakterimizle 0'dan 85'e olan bu serimizin yanlış hatırlamıyorsam şeyde kalmıştık. Bu Dane'in takım adaları gibi bir yerler vardı. Orada kalmıştık. Oraya devam edip konuyu bitirip artık yavaş yavaş sona doğru götüreceğim. Kim burada şu... Şimdi buraya gelmemizin nedeni bir tane mektup aldık. Bir mektup geldi bize. O mektupla birlikte devam edip bir takılalım dedim. Hani nereye ne gidecek, ne olacak, ne bitecek. O da bizi bir Umoira'ya geri gönderdi. Bir Umoira'da ara bir görev unuttuk muhtemelen. O görevi de bir çözümlendirelim. Ondan sonra konu kapanacaktır diye düşünüyorum. Bir bakayım. Genelde burada ara görevler oluyor şurada. Toplantı görevi oluyor ama tuzakta hayatta kal diyor. Şöyle bir toplansınlar da. Tuzaktan kaçıldı diye bir şey var. Ondan sonra buradan geri topuk. Ardından buradaki konu muhtemelen artık yavaş yavaş kapanacak abi. Çünkü sıkıntı, onu bir çözmemiz gerekiyor. Bu videoları artık bitirmemiz gerekiyor. Kalan görevlerin çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama aynı zamanda da yapılması gerektikleri için sıkıntı. Ben de pek beni tanıyanlar biliyorlar artık. Ben pek geride görev bırakmayı seven bir insan değilim. Hani bir tane geri döndüğüm zaman map'te bir tane silik ünlemin bile olmaması gerekiyor. Benim oynayış tarzıma ters orada bir şeyin bulunması. Allah Allah, şu içeride galiba. Şurada. Gidelim, bunu geri verelim. Bir yandan da zamanı ayarlayalım da. Siz normalde bu seviyelere geldiğiniz zaman böyle çok uğraşmayacaksınız. Çünkü ben şeyden dolayı böyle oldum. Hani nasıl diyeyim? Kaderin tebessümü vardı. Kader tebessümünden dolayı kastığım için karakterim bayağı ileride. Normalde bu kadar ileride olmaması gerekiyordu. Çünkü yayınladığım videolara baktım. Bazı arkadaşlar şey demişler. İşte abi senin level'ın 75, yaptığın görevler 60. Niye öyle? O yüzden yani onun nedeni o. Yalnız hala görevler var abi ya. Hala görev var yani. Ben anlamadım ki bu işi. Bu görevi nasıl unuttuk?
Şimdi her videoda değindiğim, söylediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz ki benim biraz oyunla ilgili sıkıntım yok ama maddi durumla ilgili bir sıkıntım var. Şu an çalışmıyorum. O yüzden hani bana bir destek açısından hani şu YouTube'da para kazanabilmem için şu YouTube'un gerekli bana gösterdiği prosedürleri aşabilmem için sizin bana desteğe ihtiyacı yani sizden bir desteğe ihtiyacım var. Bu nedir? İşte kanala abone olunması, kanaldaki videoların izlenmesi, beğenilmesi, videoların belirli bir sayının üzerinde izlenmesi gerekiyor ki ben bunlardan bir kazanç elde edebilmek için başvuru yapabileyim. Ben şu an başvuru yapamıyorum. Hani neredeyse 1000 saat izlenme ve 890 civarında da abone mi oldu? Bunun için 4000 saatte 1000 abone olması gerekiyor. Abone az kaldı. 100 abone falan kaldı. İnşallah onu da hani nihayete erdireceğiz ama şey muhabbeti biraz sıkıntı oldu. O biraz geride kaldık saatte. O yüzden bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Hani örnek veriyorum bir videomu izleyeceksinizdir. Açıp videolarını zaten biliyorsunuz rehber videolarını olabildiğince uzun tutuyoruz. Hani olabildiğince uzun tutuyorum. Ya sizden ricam hani bir videoyu açtın, baktın. Diyelim ki 10 dakika izledin, sıkıldın. İnsanlık hali, sıkılmışsındır. O arada bahsettiğim konu senin için çok önemli değildir. Sadece merakından girmişsindir vesaire. Videoyu beğensen de beğenmesen de tarayıcında bırak açık kalsın. Yani o video orada gösterilmeye devam etsin. Sana bir zararı dokunmaz yani o videonun orada açık kalması. Ama bana hani 1 saatlik bir videonun sadece 3-4 dakikasını izlersen veya yarım saatlik bir videonun aynı şekilde 3-4 dakikasını izlediğin zaman bana gerçekten zararı büyük arkadaşlar. Çünkü ve ortalama düşüyor. Ortalama düştüğü zaman YouTube benim videolarımı önermiyor. Önermediğinden dolayı da ben hem kitle hem kullanıcı hem de izlenim kaybediyorum arkadaşlar. Yani bunları yaşamak yani benim aleyhime bir durum olduğu için çok da hoşuma gitmiyor. Ve gereken hiçbir şey yapamıyorum. Yani para kazanamıyorum yani YouTube'dan. Burada kimse bu işi hani kimsenin kara kaşı kara gözünün hatırına yapmıyor. Herkes bir gelir elde etmek için yapıyor. Ha, tamam benim bütün hayatım buna bağlı değil ama ben de istiyorum ki bu kadar emek veriyorum, uğraşıyorum, karşılığını alayım. O yüzden bu konuda birazcık daha böyle hani nasıl diyeyim daha böyle ince detaylı düşünüp de bu şekilde yardımcı olarak bana hareket ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir de oynamamı istediğiniz bir oyun varsa bunları bana ulaştırabilir şey diyebilirsiniz. Örnek veriyorum. Tamamen şu an farazi konuşuyorum. İşte bir MMORPG oyun vardır. Çok bilinmiyordur. Siz oynuyorsunuzdur sadece. Ya abi işte bu oyunun tanıtım gibi bir videosunu çeker misin? Bir bakar mısın? Nedir ne değildir? Çekelim abi. Gerekirse canlı yayında çekelim. Eleştirelim birlikte. Sizlerle birlikte hareket edelim. Hani ben bu tarz konulara açık bir insanım. O yüzden sıkıntı yok. Hani siz de bana bu konularda yardımcı olabilirsiniz. Hani diyebilirsiniz. İşte bu var, bu var. Hani benim çok öyle araştırma fırsatım olmuyor. Hani story mod oyunlar buluyorum. Görüyorsunuz kanalda zaten story mod oynuyorum ama çok öyle tercih edilmiyorlar. Hani çok izlenmiyorlar. O yüzden onlara da bir ufak ufak destekler atıyoruz. Bakalım ne olacak. Niye bu video burada çok kaldı? Onu hala şey video diyorum. Görev niye böyle kaldı? O da ayrı bir sinir bozucu durum. Yani buradan geçeli ne kadar zaman oldu? Kaç tane video çıktı üstüne video çektik. Tekrar geri döndük böyle görev yapıyoruz. Yani ileri gitmemiz gerekirken geride sabit kalmak benim gerçekten çok sinirlerimi bozuyor ve kader işaretleriyle de yapamıyorsun bu görevi. Ta anasının nikahına git gel git gel git gel. Sıfırdan başlayan arkadaşlar için bu tarz görevler yorucu ve zor oluyor. Çünkü hani çok öyle aman aman bir bineği olmuyor arkadaşlarımızın. Sağlam binekleri olmayınca da bu sefer doğal olarak sıkıntı yaşıyorlar.
Kaç dakika sürüyor lan bu? Bir etki var ama. Nihayet bitti. Şimdi geriye doğru gidebiliriz artık yavaş yavaş. Tamam, burada artık şey görevi geldi buranın. Ne derler ona? Burada Amber'e gitmemiz lazım. Amber'de şimdi şöyle bakıyoruz. Bunlar hep şey görevleri, zindanlar. Şimdi Dionik'teki 75, Dane'deki 70, Amber'deki 71. Şu Dane'ye bir gidelim. Dane yanlış hatırlamıyorsam bitmişti normalde. Ama ufak tefek kalan şeyler var. Onları gidelim verelim. Tamam, bu görev nerede? Şurada. Tamam, çıkalım buradan. Bu da hemen tamamlanabiliyor ama tamamlayamıyoruz. Bak böyle olduğu zaman çok sinir bozucu oluyor. Bizim yerimiz daha burada, daha buraya gönderiyor bizi. Allah'tan ışınlanabiliyoruz yani, ışınlanma muhabbeti var da. Allah'tan iblis şöyle şu konuda iyi yani. Burada ne varmış ya, burada bir şey mi var? Ha bu şeymiş ya. Ben de diyorum ki bunu niye doğru gidiyoruz ama satayım. Bu zindanın girişi. Tamam, bunlarla bir şey kalmadı artık. 73. Tabii yine doğal olarak tamamlanmıyor. İşte bak böyle bu oyunda şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Geriden çok görevler kalabiliyor. Tamam mı? Böyle arada böyle atladığınız yerler kalıyor. Gitmeniz gereken yerler orada öyle gitmiyorsunuz, kalıyor diye falan. Bunlar çok sıkıntı. O yüzden bunları yani olabildiğince kontrollü hareket etmeniz gerekiyor. Eğer unutursanız bir şeyi bir yerde tıkanırsınız. Gidemezsiniz daha ileriye. Bu da size sıkıntı yaratır. O yüzden olabildiğince kontrollü kontrol ederek acaba bitti mi bitmedi mi, bitti mi bitmedi mi diye şey yaparak hareket etmeniz gerekiyor. Yani kalkıp da
Haydi bir daha geri. Mesela ihtimalimiz varken bitiremiyoruz. Bu arada ben kendimi ata karakterimden biraz item gönderdim. Hatırlıyorsanız size de söylemiştim bunu yapmanızı. Şey kasıyorsanız diyelim ki nasıl desem reenkarne kasıyorsunuz. Reenkarnenizin seviyesi 65'i geçtiyse eğer şu şey pardon 67 geçtiyse Alrihat'taki 105. seviye yani temel itemleriniz var ya başladınız. O itemlerden parça parça aldığınız zaman ata karakterinizde reenkarnenize gönderin abi. Bak ben mesela gönderdim. İki tane itemin böyle hazır. Bir de şeyim var. Bakayım bak. Bir asam var. Botum var. Pantolonum var. Bir tane yüzüğüm var. Dört tane item. Stat olarak beni çok etkiliyor. O yüzden bu şekilde siz de bunları kullanabilirsiniz. Yani o itemleri gönderin. Ya da 100K, 150K'ya şeyden hepsini çekebilirsiniz. Siz söyleyin şunu. Müzayededen. Bakalım bunu da inceleyelim. Bunu da inceleyelim. Bak şimdi ta yine ebesinin nikahında gene görev verdi. Şimdi oraya gidecek. Oradan bir daha oraya gidecek. Oradan bir daha oraya. İşte bu muhabbetler biraz sinir bozucu oluyor. İncelendi diyor da hangi arabe? Geçit arabe şu. Bizi Gümüş Vadi göndermiş. Mesela demek ki D'indeki görevlerimiz tam bitmemiş arkadaşlar. Bakın bak bu çok önemli. Görüyorsunuz ben ne kadar burada tecrübeli de olsam ben bile unutmuşum abi. Ah, buraya tekrar şimdi görev geleceğim. Görev getirdim. Bak burada yeni görevler var. Al gördüğünüz gibi. Hadi buyur. Mesela bu gümüşte de bir dungeon var. Görev her zaman birbirine bağlıdır arkadaşlar burada. O yüzden görevleri olabildiğince yapın. Görevleri hiçbir zaman atlamayın. Şurada genelde ve şey oluyor. Şimdi yapı kullanımda hemen bitir abi. Bir şey toplamayı sevmiyorum o yüzden. Mesela bunu yapamıyoruz.
Bizden ne istiyor? 10 tane kurt. Şimdi gidelim buraya verelim bu görevi. Oradan onay alalım. Ardından diğerine gideceğiz. Oradan onay alacağız muhtemelen. Bakalım onayı alabildik mi? Aynen onayı aldık buradan. Şimdi buradakine gidip onay alalım. Yani mesela diyorduk işte orayı bitirdik ettik falan filan yardırdık gidiyoruz falan filan. İş yapıyorduk, konuşuyorduk öyle mesela. Resmen boş konuşuyormuşuz meğersem. Daha burada görev varmış. Biz burada hiçbir şey bitirememişiz. Halbuki. Bundan da onay aldık mesela. Şimdi buradakine gidelim. Gördüğünüz gibi mesela bak burada kurt var. Bu kurtu uysallaştırabilirsin diyor. Sincapta var mı aynı durum? Yok. Bakayım bununkini bitirebiliyoruz mu? Bununkini de bitiremiyoruz. Bu bizden ne istiyor? Ulan kazar kazarım. En sondakinden çıkarsa var ya. Şaşırmam ya. Vallahi bile şaşırmam. Şimdi bunda çıkacak ha. Bak. Ay. Göt olduk ama neyse yapacak bir şey. Ne oldu? Ne oluyor lan? Şöyle bakalım şimdi burada neler var? Şurada bir olay mı olacak? Ne olacak artık anlamadım ki. Tam ileride lan yoksa. Allah Allah. Aa! Var ya.
Of, kasus kasus bitmiyor ya. Bunlar kaç? 73 diyor. Seviyeleri 74 zaten, bu çöp. Bununla geliştirebildiklerimiz var mı? Yok. Şimdi geri dönüyoruz burada. Burada Kış Sarayı'nın şeyi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Kış Sarayı'nın dungeon'ı var burada. Onun için de şurada yukarıya bir çıkacağız. Aynen, sevmiyorum böyle şeyleri toplamayı. Şimdi kuş olarak kaleye gireceğiz bakalım. Kalede kale ha. Hayır, böyle bir taş var, böyle bir kaya var. Böyle bir mekanda. Ya niye bunun üstüne gidip buraya kale yapıyorsun? Tamam, korumak için çok mantıklı, tek girişi burası ama ne gerek var abi? Ama kale güzel ya. Kabalcamdan içeri direkt girdi. Bir dakika. Ya onların yanına gitmememiz gerekiyor, değil mi? Dur. Şimdi buradan oraya gidene kadar uğraşamayacağım. Biraz daha kendi işimizi hızlandıralım. Şurada iç. Ya yok daha neler. Geri gidiyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Ulaş bakalım. Bir yandan da şu şeyi kontrol edelim. Doğru düzgün bir şey yapmış mıyız? Öyle bekleyelim. Aynen, fark etmediler bu sefer. Şimdi gideceğiz orada. Ortalığı kanıtacağız. İşte bu bineklerin mesela bizim
Uçak kullanamamamız sıkıntı abi. Keşke kullanabilsek yani. Bazıları ölüyor, bazıları ölmüyor. İn artık ya, hadi ya, in ya. Şeyin köpeği şeyin üstüne bindirdik resmen. Hayır, biz bu karıdan az önce görev aldık, verdik. Bu karı buraya nasıl yakalandı geldi mesela? Hikayede onunla ilgili bir kısım yok. Belki de var, biz okumadık ama ben yok yani görmedim. Çok da aman aman bir eks vermedi zaten bu geriye dönük görevleri unutmuş olmamız. Hani 70 level görevi ama çok da aman aman bir eks kazandırdığını söyleyemem şahsen. Ha, burası da şu aşağıdaki. Bu da bize bir dünya gizemi görev verdi. Gipat'ın yanına gönderdiler. Verdi kanı tılsımı. Biz iblisler şeyinden dolayı yıkmıştık. Biliyorsunuz iblisler şehrinde bu kuleyi yık çıktık, bu kuleyi yıktık. Patladı burası. Ondan sonra aşağıda diğer düşmanını yok ettik. Gördüğünüz gibi burası mesela çarklar, marklar burası. Gayet harabe olmuş yerlerden biri. Burası da o gözün olduğu yer.
75 de mesela şunlar çöp. Şurada çöp. Bu da aynı şekilde çöp. Sonra şunu alalım. Tamam, tılsımı da girdiğimiz gibi geri gidiyoruz. Şimdi buna buradan aldığımız materyalleri vereceğiz. Vernica'ya, ondan sonra piramide git diyeceğiz. Şimdi normalde burası da piramidin bizim geçtikten sonra bizi göndermiş hali olması gerekiyor. Ama işte net bir şey söyleyemiyorum piramitle alakalı. Kafaların hepsi sağlam aşağıda. Normalde dediğim gibi piramidin aslında yıkılmış olması gerekiyor. Çünkü burası bu piramit görevlerinden de çok sonra gelen bir map. Falan çok iyi abi. Buranın efektleri, görselleri falan çok iyi. Buranın mesela yanlış hatırlamıyorsam Tepe Piramidi'nin videosunu çekmemiştik diye hatırlıyorum. Ama çekmediyse gerçekten burası çok iyi. Yüksek ihtimalle yakın zamanda videosunu çekeriz eğer çekmediysek. Çektiysek zaten gerek yok. İçin gerekiyor. Burada ne var? Burayı da ay asansörle aşağı in ya. Uğraştırdı uğraştırdı beni ya. Of. Şöyle bir bakalım. Buradan aşağıya in.
et yap yap et et bitmiyor anasını satayım ya. Kesildikten sonraki durum bu. Çünkü şeyin yaratan kafa yok. Gördüğünüz gibi kafayı kopardıydık o gün. Hadi ya. Şöyle biraz sesi arttıralım da. Depoyu sorgulayalım. Bunu da bitiriyoruz. Ferris'e gidelim. Laboratuvara girildi. Allah Allah. Veronica'nın yazımını kullanıp çıkacakmışız buradan da. İyi, o da güzel. Çıkalım bakalım nereye geldik. Yine aynı yere geldik. Tamam. İmha edicinin maskesi. Ulan maske zaten bizde ya. Orada şey görevi var. Kraliçe kafatası görevi var da. Kraliçe kafatası görevi hani şey değil. Size böyle bir item veren bir görev. O da çok öyle önemli bir aman aman bir item değil. O yüzden gerek yok ona. Mesela burada da bir görev var. Bu eski çift Ramşata'nın görevi. İsterseniz yapabilirsiniz. Ben B planı görevini yaparak direkt gitmeyi tercih ettim burada.
gerçekleştirebildiğimiz var mı? Yok. Mavilerden var mı? Ondan da yok. O yüzden bunlar çöp. İmha ediciler imha ediliyor diye bir görev var. Burada, burası da bitti. Şimdi biz bunlara gidelim. Ekipman seti 75. Bizim üstümüzdeki itemlerin seviyeleri 74. Şöyle yapalım. Şimdi pantolona gerek yok. Yüzüğün bir tanesine gerek yok. Asa gerek yok. Bir de bota gerek yok. Gerisi şöyle bir yapalım da. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Lan itemleri de 75 aldık, gittik erken de şey yaptık ya. Of. Yanlış yere mi gittik acaba ya? Şu an var yaptığımız şeyler tamamen şey görevi böyle. Boş görev yani, git götür, getir götür görev. Başka hiçbir şey değil. Şimdi bütün yeri kontrol edelim. Bu tamam. Diyor daha gitmiyoruz. Yok. 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 Hep şey bunlar. Bakayım. Aynen. Biz Amber'den devam edeceğiz. Tabii Amber'den devam etmemiz için. Evet. Gördüğünüz gibi yardırdık. Bu ne lan? Ha, iyi. Yani ona gitti, mavi değiştirdi. O da hiç yoktan iyidir. Ha. Tamam, bunu da yapalım.
Şimdi şunu da teslim edelim. Kairos muhabbetini 75 şey dedin. 70'lerin civarlarının başladığı o yere geldik abi. Şimdi bu logo koruyacağız. Ardından bakalım neler olacak. Yalnız level'a hakikaten çok az veriyor ya XP. Bakalım nasıl yapacağız. Devam edelim. Ay ay ay. Sırtım. Karakterin hala melekesi sıfırını istedim. Sıfır melekeyle oynuyorum karakterde. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlarla. Şey yapmam lazım ya. İtemleri almam gerekiyor. Ekipman içerisinde seviye 65 mi? Ya al abi ben bunu ne yapayım ya? Şunları çöpe atacaktık. Bitsin artık. Level falan alayım ya. Tabi buradaki olay şu. Şimdi Kairos'un burada karısını mı öldürüyor?
bir sıkıntı oluyordu. Herifin karı mort oluyordu. Karı mort. Baktı mı kaldı görev ya? Allah Allah. Şimdi bu görevden sonra bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdiden söyleyeyim, şunu bir bakayım tekrar. Gereksiz bekledik zaten burada.
alacak ve götürecek. Biz de burada bunları temizleyeceğiz. Görev bitsin. Bu görev bittikten sonra zaten şey yapacağız. Mezarı için çiçek topluyoruz. Şu videoları nasıl bulabiliriz bilmiyorum ya, oyun içindeki. Şuradan şeye geçelim. Işınlanalım geri. Bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Amber'e geldik. Amber'de polisten başladık. Tekrardan geriye dönük görevleri bitirdik. Bayağı ilerledik gördüğünüz gibi. Bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.